Merhaba arkadaşlar. Fitness konusuyla ilgili konu anlatımızı yapmıştık. Şimdi de örnek sorular çözeceğiz biraz daha iyi anlamak için. Şimdi bakalım sorularımıza. Sorulara geçmeden önce isterseniz şöyle bir kelimelerimizi hatırlamış olalım. Belki unuttuklarınız vardır içinde. Activity, aktivite yapmak, herhangi bir aktivitede bulunmak. Camping, biliyorsunuz kamp yapmak. Cycling, bisiklet sürmek. Bicycle da bisiklet demekti. Do exercise, egzersiz yapmak. Fitness, vücut geliştirmek. Fishing, balık tutmak. Hiking, kır gezisi. Jogging, tempolu koşu yapmak. Running, koşmak. Workout, egzersiz yapmak. Swimming, yüzmek. Surfing, surf yapmak. Push ups, şınav çekmek. Chin ups ise mekik çekmek. Şınav, mekik. Bildiğimiz ve evde bazılarımızın yaptığı spor türleri değil mi? Playing soccer, futbol oynamak. Playing voleybol, voleybol oynamak. Playing basketball, basketbol oynamak. Playing golf, golf, golf oynamak. Playing tennis, evet tenis, golf, basketbol, voleybol ve futbol. İngilizceden dilimize geçen kelimeler değişmeden, aynen bizim dilimize geldiği için bunları öğrenmekte zorlanmayacağız. Playing the table tennis, masa tenisi. Bakın table, masa, masa tenisi, tenis. Playing chess, satranç oynamak. Doing karate, karate yapmak. Climbing, tırmanmak. Diving, suya dalmak. Tüplü dalış. Riding a horse, ata binmek. Skating, patenle kaymak. Eğer scuba diving olursa, scuba diving, bu tüplü dalış olur. Farklı sorularda karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. Scuba diving, tüplü dalış. Şimdi birinci sorumuza geçelim. I enjoy doing individual sports such as skiing, hiking and. Ne diyor bu soruda arkadaşlar? Individual, bireysel sporlar. Bireysel. Team ise takım sporu demek. Takım sporu. Team sports. Evet, individual sports dediğinde ben eğlenirim, ben severim. Ne yaparken eğlenirim? Gibi demiş, bakın. Such as gibi. Yani kayak, doğa yürüyüşü ve nokta nokta gibi bireysel sporlar yaparken eğlenirim. Bakalım swimming bireysel yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Basketbol takım sporudur, olmaz. Beyzbol takım sporudur, olmaz. Voleybol takım sporudur. Yani swimming bireysel yapılan bir spordur. İkinci sorumuz. Boş bırakılan yere hangi seçenek getirilemez? I enjoy doing. Nokta nokta yapmaktan hoşlanırım. Ne yapmaktan hoşlanırım? Getirilemez dediğine göre bakıyoruz. Spor yapmaktan hoşlanırım. Soccer, futbol oynamaktan hoşlanırım. Peki futbol doing yani yapılmaz değil mi arkadaşlar? Soccer futboldur. Futbolun diğer bir ismi. Play futbol olur. Play olması gerekir. Yani oynarız. Surf yapılır. Evet. Do surfing. Do sports. Do exercise. Bunların hepsi do fiiliyle yapılır ama futbolda play kullanmamız gerekir. Bu yüzden cevabımız C. 3. Diyalogda boşluğa gelecek en uygun ifadeyi bulunuz. Bakıyoruz diyalogumuza. A şahsı bir soru sormuş. Do you like doing blank blank blank? Yani boşluk. Şimdi ne yapmaktan hoşlanırsın? Ne yaparken hoşlanırsın? Bakalım B'ye baktığımızda B şahsı nasıl cevap vermiş? Yes I do. I love water sports. O zaman bakıyoruz. Water sports dediğine göre su sporu demek. Ben su sporlarından hoşlanırım. Cycling su sporu mudur? Sen su sporundan hoşlanıyor musun demesi lazım. Cycling hayır. Bisiklet karada sürülür. Jogging hayır. Surfing ve paraşüting. Paraşüt bir air spordur. Hava sporu yani. Air, hava. Hava sporu, surf. Suda yapılan bir spor olduğu için doğru cevabımız C. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Verilen resmi ifade eden seçeneği işaretleyiniz. I like doing. Bakıyoruz. Bu resimdeki görsel, resimdeki çocuk ne yapıyor? Her gün ben nokta nokta yapmayı severim. Surf değil, swimming değil, skating değil, paten kaymıyor, jimnastik yapıyor bu çocuk. Beşinci sorumuz. Hangi cümlede, hangi resim cümlede ifade edilmemiştir? Bakıyoruz. Jogging. Jogging hangi spor burası?
Tempolu koşu. Trekking. Dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü. Evet, var. Swimming are popular sports. Swimming de benim popüler sporlardan bir tanesidir demiş. Peki, climbing var mı? Climbing yukarıda yok. O yüzden bu ifade edilmemiş. C şıkkı diyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Diyalogda boşluğa gelecek en uygun ifadeyi bulunuz. A şahsı bir şey söylemiş. Bakıyoruz B ne cevap vermiş. Yes I do. I am fond of nature sports. Konumuzda anlatmıştık. Fond of bir şeye düşkün olmaktı. Neye düşkün? Doğa sporlarına. Doğa sporu. Do you like chess? Sen satranç oynamayı sever misin? Do you like basketball? Do you eat junk food? Abur cubur demek. Abur cubur yer misin? Do you like hiking? Doğa yürüyüşünü sever misin? Evet, doğa yürüyüşünü sever misin? Hiking doğada yapılan bir yürüyüştür. Evet demiş. Çünkü ben doğa sporlarına düşkünüm. İkinci sorumuzda. Diyalogda boşluğa gelecek en uygun ifadeyi bulunuz. A şahsı. Ne diyor? What do you like doing in your free time? Boş zamanlarında ne yapmayı seversin? B şahsı cevap vermiş. I like doing blank. Ben nokta nokta yapmayı severim. Yapmaya gitmeyi severim. Bakın doing değil going gitmek. Because I like staying in a tent in the forest. Şimdi bu kelimede, bu cümlede şu kelimeyi bilmemiz gerekir. Tent çadır. Çadırı ve forest da orman. Ben ormanda, çadırda kalmışsam ne yaparım? Hemen gördük, kamp. Ben kampa gitmeyi severim çünkü kamp yapılmaz. Hem yapılır hem de gidilir değil mi kampa? Go camping olur, kampa gitmek. Üçüncü sorumuza gelelim. Verilen tabloya göre hangi seçenekteki ifade yanlıştır? Su, bakın, running, surfing ve rafting. Su var, Tommy, Sam. Tablomuza baktığımızda Su running yapmayı yani koşuyu, surf'ü seviyor. Tom running de hoşlanmıyor, surf yapmayı seviyor ve rafting yapmayı sevmiyor. Sam ise running, surfing ve running ve surfing'den çarpı koymuş, yapmıyor. Rafting ise yapıyor. Şimdi yapmayı seviyor. Bakalım. Su likes running. Evet. Su'da tik işareti olduğuna göre cevabımız doğru. Tom and Sue both like surfing. İkisi birden. Tom ve Sue ikisi de surf yapıyor mu? Tom ve Sue ikisi de surf yapıyor. Evet, doğru cevabımız. Bu da doğru. Bize yanlış şıkkı sormuştu. A doğru, B doğru. C'ye bakıyoruz. Sam dislikes running and surfing. Sam running ve koşma ve surf'ü sevmiyor. Doğru. Sue ve Sam are crazy about rafting. Crazy çıldırmak. Yani çok çıldırasıya sevmek. Rafting'i yapmak için çok mu hoşlarına gidiyor rafting yapmak? Bakalım. Sue ve Sam. Sue'ya baktık ve Sam'e baktık. Hayır, ikisi de sevmiyor. Yanlış olan şıkkımız bu. Dördüncü sorumuza da bakalım. Aşağıda resmi ifade eden seçeneği işaretlediniz. Bakıyoruz. Resimde ip atlıyor değil mi çocuk? Bakalım. Ted likes playing basketball değil. Max enjoys swimming değil. Yüzme yok. Pete is fond of skipping rope. Skipping rope ip atlamak demek. İp atlarken ip atlamaya düşkün değil mi? Fond of düşkün demekti. Bunu işaretledik. Son sorumuza bakalım. Beşinci soru. Verilen cümleyi ifade eden resmi işaretleyiniz. Tom enjoys going fishing with his dad. John babasıyla balık tutmaya gidiyor. Gitmekten hoşlanıyor. Bakalım hangi resimde balık tutma var? Tabii ki A şıkkında.